Merhaba arkadaşlar, hepiniz Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok kolay bir model yapacağız bugün beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 3 ve 3'ün katları artı 2, bir başa bir sona kenar ilmekler. Şimdi ben ilmeklerimi attım, hazırladım. Burada 29 tane ilmek var. Çok küçük parçada örünce model çok ortaya çıkmıyor. O yüzden biraz genişçe örelim. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi hazırsak başlayalım. Kenar ilmeğimizi ördük. İlk sıra olduğu için. Sonra 3 tane düz örüyoruz. Bu ördüğümüz 3 düzün birincisinin içinden diğer ikisini çıkartıyoruz. Ve bir kere doluyoruz. Tekrar 3 tane düz. İşlemi gene yapıyoruz. Birincinin içerisinden diğer ikisini geçiriyoruz ve bir tane doluyoruz. Tekrar 3 düz. Her 3 ilmekte bu işlemi yapıyoruz. Birincinin içinden diğer ikisini geçiriyoruz ve bir kere doluyoruz. 3 düz. Birincinin içerisinden diğer ikisini geçiriyoruz ve bir kere doluyoruz. Üç düz ve işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Bir kere doladık. Üç düz. Ve bu modelde başta nasıl başladıysak sonda öyle bitiriyoruz. Başta 3 düzün içinden birincinin içinden ikisini geçirmiştik. Sonda da aynı işlemi yaptık ve kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi arka sırada tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet. Modelin ilk iki sırasını geride bıraktık. Şimdi modeli kaydıracağız. Burada modelde bir ilmek eksilmiş oldu. Modeli kaydırdığımız zaman ilmekler toparlanacak. Nasıl başlıyorsak öyle bitirdiğimiz için. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bir tane düz, bir tane doladık, üç tane düz,
Pirincinin içinden ikisini geçirdik ve bir kere doladık. 3 tane düz. Modeli yarımdan başladık, kaydırdık. Bir kere doladık. 3 tane düz. Birincinin içinden diğerleri geçirdik ve bir kere doladık. Üç düz. Birinci ilmeğin içinden diğer ikisini geçiriyoruz. Bir kere doluyoruz. Bir kere doladık. Üç düz. Birincinin içinden diğerleri geçirdik ve bir kere doladık. Bir düz ve kenar ilmek. Şimdi yine arka sırada dördüncü sıra. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, kenar ilmeğimizi de ördük. Modelimiz burada bitiyor. 4 sıra ve 4 sıranın tekrarından oluşacak. Biz bir model daha yapalım. Yani bir 4 sıra daha yapalım beraber. Bakalım modeli nasıl duracak ve oldukça güzel bir model, çıtı pıtı bir model. Tekrar başlayalım. Birinci sırada. Kenar ilmekten sonra 3 tane düz. Birincinin içinden diğer ikisini geçiriyoruz. Burada bir karışıklık oldu. Evet, birinci düzün içinden diğer ikisini geçirip bir kere doladık. 3 tane düz. İşlemi yapıyor, tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tane düz. Birincinin içinden diğer ikisini geçirdik ve bir kere doladık. Çok kolay bir model. Her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model. Biraz daha kalın şişle örüldüğü zaman daha bir ajurlu durur, daha bir güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Kenar ilmeği de ördük. İkinci kurduğumuz modelin ilk sırası. Şimdi arka sıralar. Arka sıralar her zaman tamamı ilmeklerin ters olarak örülüyor. Evet. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Geldik ön sıraya. Modeli kaydırma sırasına. Kenar ilmekten sonra bir düz, bir doladık. Üç düz ve birincinin içinden diğer ikisini geçiriyoruz. Bir doluyoruz. Üç düz, birincinin içinden
Diğer ikisini geçiriyoruz. Bir doluyoruz. Tüm ilmeklerde işlemi tekrar ediyoruz. Bir doladık, bir düzde bitiriyoruz. Bir düzde başlamıştık, bir düzde bitirdik. Şimdi arka sırada yine modelin ters sıralarında yaptığımız gibi tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, hepsini ters olarak örelim. Evet arkadaşlar, modelin biraz büyüttüm ve duruşu bu şekilde. Çok güzel, çıtı pıtı bir model. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenerek ve keyifle örersiniz. Bugünlük bu kadar. Bir başka modelle, başka bir videoda görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.